Değerli izleyenler, ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici neden imajını değiştirmek zorunda kaldı? Şenlendirici ile gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbet var sırada. Hüsnü Şenlendirici neden kendi kendine isyan etti? Üstümden bayağı bir kamyon geçmiş gibiyim. Ünlü klarnetçinin konserine yetişmeye çalışan Ali Ağaoğlu'nun başına gelmeyen kalmadı. Beni helikoptere bıraktı, ben İstanbul'a dönüyordum. Şöhreti ülke sınırlarını çoktan aşan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, geçtiğimiz günlerde Maslak'ta düzenlenen bir lansman gecesinde sahneye çıktı. Bu muhteşem konserin detaylarını izleyeceğiz. Ama önce biraz sohbet edelim. Fark ettiyseniz Hüsnü Şenlendirici o meşhur sakallarını kesmiş ama kendi bile farkında değil. Asızım şimdi fark ettiğimden ben. Allah. Sakallar gitmiş, gözlük çerçevesi büyümüş, yeni imaj yaratılmış. Uzun yıllardır hep sakallıyım ama böyle 3-5 senedir bir kesiyorum. Çünkü hem çok sıcaktı. Bunaldım sıcaktan. Biraz da tikim oluştu. Böyle yolmaktan burası baktım kel oldu. Ben de kesiverdim. Ünlü klarnetçi geçtiğimiz günlerde bir ilke imza atmış ve memleketi Bergama'da bir klarnet kampı kurmuş. Hatta çadırın içinde resital vermişti. Bir akşam böyle otururken evde Bergama'da bize yetimlik aldım. O alanda böyle bir hayal ettim. Ya dedim böyle bir şey mi yapsak? Çünkü hep böyle deniz kenarı bir yerde bir kamp, klarnet kampı düşünüyorum. Orada benim kendi alanım var. Çevrili, düzgün, korunaklı. Twitter'dan yazdım. Bir klarnet kampı mı yapsak dedim. Öyle başladı ve hayal bir gerçek oldu diyorlar yani. Kimseler görmese de ünlü konukları da varmış o kampın. Bir de Hakan abi geldi sağ olsun. Hakan Altın beni şereflendirdi. En son günde Linet sürpriz yaptı geldi. Tabii bu yoğun süreç biraz yormuş Hüsnü Şenlendirici'yi. Baksanıza nasıl da tatlı tatlı isyan ediyor kendi kendine. Benim üstümden bayağı bir kamyon geçmiş gibiyim. Hala kendime gelemedim. Yorgunluk çünkü. Yaklaşık 6 aydır 7 aydır hazırlanıyoruz. İnsanlara mahcup olmayalım diye. Hüsnü Şenlendirici'nin sahne aldığı gecenin ev sahibi Ali Ağaoğlu'ydu. Ünlü iş adamı konsere yetişmek için son anda helikopterine binmeyi tercih ederek ölümden dönmüş. Çünkü arabası yolda büyük bir kaza yapmış. Helikoptere bıraktı, ben İstanbul'a dönüyordum, o İstanbul'a dönerken o şeyi geçti. Yani ben helikopterle döndüm, onlar karadan dönerken öyle bir şey yaşadılar. Ama bu kaza bile Ali Ağaoğlu'nun keyfini kaçırmamış. Çok değerli kardeşimiz, sanatçımız Hüsnü ile beraber bir göbek atacağız. Madem öyle kameralarımızı sahneye çevirelim. Hüsnü Şenlendirici üstünde kendi fotoğrafının basılı olduğu beyaz klarnetiyle sahneye çıktı. Şov başladı. Ünlü klarnetçi yeni projesini de ilk kez Maslak'taki konserde seyircisiyle buluşturdu. Genişlettiği ekibiyle kulakların pasını silen bir fasıl yaptı.